Efendim, uçan araba Cezeri. Biliyorsunuz Türkiye'nin gururu, %100 yerli ve milli ve ilk kez 1919 yılında İstanbul'da gerçekleşen Teknofest'te görmüştük. Ve geçtiğimiz günlerde de o test uçuşları ekranlarınıza gelmişti. Epey de bir havaya çıkabiliyor. Uçuş başarıyla gerçekleşti ve şimdi tüm dünya uçan araba Cezeri'yi konuşuyor. Tamamen yerli ve milli olan Cezeri'nin özellikleri neler? İsmi nereden geliyor? Ve ne zaman Cezeri hayatımıza girecek? Bayrak tarafından yapılan uçan araba Cezeri'yi ve bütün onun hakkında merak ettiklerinizi CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, Bayrak Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a sordu. İşte özel röportajımız. Şu anda biz Baykar'ın İstanbul'daki tesisindeyiz. Hemen yanımızda da Selçuk Bayraktar var. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza diyorum öncelikle. Şimdi Selçuk Bey, bizim için bir hayaldi. Belki de şöyle söylüyorum, çocukluğumuzda hep söylenirdi bizlere, uçan araba olacak mı? Hep böyle hayal gibi geliyordu ama şu anda biz uçan arabayı hemen yanı başımızda görüyoruz. Bir hayali gerçekleştirdiniz. Neler söyleyeceksiniz? İlk önce ben bunu öğrenmek istiyorum. Tabii bizler için de bir hayal açıkçası, benim kişisel olarak da hayalim. Ama tabii uçan araba deyince şu anda epey bir yolu vardı diyebilirim. Bugünden dünyada çalışan birçok girişim ve hatta kimisi büyük birçok şirket var. Biz de ülkemiz bu alanda zamanı geldiğinde bu yarışta geri kalmasın diye, yani bu alanın kurucularından olsun diye yaklaşık 1,5 sene kadar önce çalışmaya başladık. Tabii yakın zamanda biz bunun test uçuşunu gerçekleştirdik. Sonrasında insanlı test uçuşunu da yapacağız. Yani trafiğe girmesinden önce muhtemelen sportif maksatlı, işte kırda bayırda kullanılacaktır diye düşünüyoruz. Yani birkaç seneye herhalde o noktaya geleceğini ümit ediyoruz. Kendisi kadar ismi de merak konusu Cezeri diyoruz. Evet. Acaba anlamı var mıdır efendim? Ne anlama geliyor? Elbette. Cezeri benim de uzmanı olduğum robotik alanının kurucusu. Biliyorsunuz bizim bu yaptığımız uçaklar da Cezeri'de aslında bir robot araç diye düşünebiliriz. İnsan yönetse de yani bir anlamda otonom, yani akıllı sistemler. Ve bizim bu yaptığımız uçaklar da robot uçaklar. İşte Cezeri'de robot uçan araba. O alanın kurucusu Müslüman bir bilim adamı, bilim insanı. Kendisi Cizre'de yaşamış, Artuklu Sarayı'nın baş mühendisi ve bunu bilgisayar teknolojilerinde de, bilgisayar biliminde de önemli ilklere imza atmış bir bilim adamı. Biz adını yad etmek için, hatta kabri de bugün Şırnak Cizre'de, yad etmek için ismini bir vefa borcuyla, yani bir anlamda ben Cezeri'nin ekolünden geliyorum diyebilirim mühendis olarak. Yad etmek için en anlamlı isim Cezeri olduğunu düşündük, öyle koyduk. Bildiğim kadarıyla robotikle ilgili en eski yazılar da kendisine ait olduğu biliniyor. Şimdi en çok merak edilenlerden biri de tabii ki de görünümü kadar içeriği nasıl, içi nasıl? Efendim, size alabilir miyiz? Bir de bize içini tanıtır mısınız? Elbette. Şimdi Cezeri, tabii bu ilk ön prototip diyebiliriz. Yani biraz biz uçan arabayı, bir uçan araba nasıl olmalı sorusunun bile cevabını verebilmek için bazen bir prototip geliştirmeniz gerekebiliyor teknolojide. Bu bir kişilik. Şu anki haliyle sadece bir ürün olarak düşünecek olursak bunu sportif maksatla kullanılabilecek. Yani kırda bayıra bir yere gittiniz. İşte bilmiyorum, ATV hiç kullandınız mı, o dört tekerlekli araçlar var ya. Evet. Onun uçanını düşünün. Biraz öyle düşünebilirsiniz. Şehir içi taşımada biraz daha bunun 2 veya 4 kişiliği, işte taksi, robot taksi gibi, uçan taksi gibi ileride gelebilir diye düşünüyoruz açıkçası. Dünyada da onun üzerinde de çalışmalar var. Dediğim gibi daha şu anda çalışmalar, hem dünyadaki hem bizim çalışmalarımız daha ilk aşamasında. Yani bizim 2005'te yaptığımız bir, yani model uçak boyutunda bir insansız hava aracı vardı. Türkiye'nin ilk işte milli yazılımlarıyla yapılmıştı. İlk defa Türkiye'de bir otopilot sistemi, onu yani akıllı hale getirilen yazılımları, elektronikleri kendimiz yapmıştık. İşte o halde diyebilirim. Yani bugünkü uçaklarla kıyasladığımızda, bugün yaptığımız uçaklarla, Akıncı'yla veya
Bayraktar TB2 SİA ile bir kere tümüyle otomatik uçabiliyor. İnsandan bağımsız, yani rota takip edebiliyor. Siz buradan işte kalk diyorsunuz, kalkıyor belli bir irtifaya. İsterseniz, arzu ederseniz işte joystick ile sağa sola gezdirebiliyorsunuz. Yüksel dediğinizde yükselebiliyor. Bunun yanında in dediğinizde işte içindeki sistemlerde herhangi bir arıza tespit ederse otomatik olarak hem acil hem bu haliyle bile hem acil hem de normal iniş yapabiliyor. Tabii çok emniyetli olması lazım. İnsan taşıyacak bütün sistemlerin hepsinin üçlü yedeği var. Bizim havacılıkta biliyorsunuz özellikle çok yüksek emniyet şartları koşuluyor. Cezeri de öyle tasarlandı. Her şeyin üç yedeği var. Hatta motorları da bu pervaneleri de hep yedekli 8 motoru birden var. Bunların 4'ü gidecek olsa, arıza yapacak olsa bile uçmaya devam edebiliyor. Tabii üç yedekli sistemin, yani Cezeri'nin içinde 3 tane aslında bilgisayar pilot var diyebiliriz. O üçü birbirini sürekli kontrol ediyor. Hangisi en sağlıklı durumdaysa o yönetiyor. Yani arka tarafta çok karmaşık bir yazılım ve donanım var. Çok gelişmiş bir yazılım ve donanım var diyebilirim. Herhangi bir insanın herhangi bir çok az eğitim alarak, işte bir ehliyet eğitimi kadar eğitim alarak kullanılabilecek durumda olması lazım. Cezerin yoksa bayağı pilotlu kişi olacaktır bu. Anladığım kadarıyla zaten sizin de söylediğiniz gibi herkes kullanabilecek dediniz. Peki nereden nereye kadar uçabilecek? Test uçuşları gerçekleşti. Peki hedef nedir? Bunları da alabilir. Çok güzel. Tabii şimdi bugünkü en büyük limitlerden bir tanesi batarya teknolojisi biliyorsunuz. İşte bataryaların belli bir enerji yönü var. Dünyadaki diğer prototiplerde de böyle. Şu anda yaklaşık işte 20-30 kilometre bu haliyle bu prototip ancak uçabilir diyebiliriz. Ama bazen düşünecek olursanız 20-30 kilometre bile İstanbul gibi bir şehirde düşünün ki yavaştan yavaş yavaş çıkayım. Evet. İstanbul gibi bir şehirde bazen saatler alabiliyor. Yani o bile veya rekreasyonel maksatla, sportif maksatla düşünecek olursanız o hali bile belki bir kullanım alanı bulabilir. Ama bizim hedefimiz yani 100 kilometreden üzerine çıkması bu sürenin. Biraz daha ürün anlamında faydalı olabilmesi için 100 kilometrenin üzerine çıkması ve tabii belki 4 kişilik bir versiyon tasarlamak diyebilirim. Peki efendim, tam olarak biz hayatımızın içerisinde ne zaman görmeye başlayacağız? Yani benim öngörüm bu tabii birçok başka faktöre de bağlı. Teknolojideki bazı kırılımların olması gerekiyor. Öngörüm 2-3 seneye biz bunu kırda bayırda bir anlamda yani söylediğim gibi sportif maksatlarla kullanımını görebiliriz yer gibi. Sonra adım adım yavaş yavaş yani tabii tam da öngöremiyorum. 10-15 yıl belki trafikte görmeye, kentlerimizde görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Efendim, baktığımız zaman Cezeri'nin iç tasarımı kadar dış tasarımı da oldukça güzel görünüyor. Evet. Peki şu anda tanıtım yapıldı biliyorsunuz. Tanıtımdan sonra geri dönüşler nasıl oldu? Talep var mı mesela? Çok merak ediyorum. Evet, şimdi tabii Cezeri bizim bugüne kadar yaptığımız geliştirdiğimiz tüm sistemlerden çok çok daha fazla ilgi gördük. Biraz daha geleceğe ait bir şey olduğundan tüm dünyada binlerce mecrada haber oldu. Biz de şaşırdık açıkçası. Biraz tahmin ediyordum. Geçen yıl Teknofest'te de şimdi kocaman 5,5 tonluk Akıncı var. Teknoloji harikası bir alet. Kendi zılımında dünyanın en iyisi. Burada da bir prototip var. Ama Cezeri çok daha fazla ilgi görmüştü. Yani biraz daha herkese dokunabilen bir şey olduğundan ve gelecekle ve herkesin hayalinde de var. Yani benim de var tabii ki. Şunun ilk uçuşu ben de hayal ediyorum. Öyle bir alet olduğundan, öyle bir cihaz olduğundan anladığım kadarıyla çok daha fazla ilgi uyandırıyor. Yani Akıncı'yı düşünecek olsak dediğim gibi yani Cezeri'nin belki 50 katı daha büyük bir projedir. Çok daha büyük emek, işte içindeki sistemler, yazılımlar, bilgisayarlar, işte uçak zaten büyük kocaman. Cezeri hepsini geçti, solladı, gitti şimdiden diyebilirim.
Evet, çok teşekkür ederiz efendim bilgilendirmeleriniz için diyelim. Dediğimiz gibi hayaldi, gerçek oldu. Arkamızda Cezeri var. Yıllardır hepimiz düşünüyorduk, uçan arabalar olacak mı? Evet, artık var ve o da Türkiye'de diyelim ve bu noktadan sözü size bırakalım.